bugüne kadar hendek kazanlar sadece kendileri o hendekte kaldılar. Televizyonda izlediğiniz o yıkım görüntülerini falan hepsi tank top atışıyla gerçekleşiyor. Hendek kazılarak bir coğrafyanın, bir modelin, bir sistemin, bir halkın güvenliği sağlanamaz. Yani barikattaki insanların elinde hafif silahlar, küçük silahlar var. HDP'nin eş genel başkanı bir öyle bir böyle konuşuyor. Sözleri ortada. Önce hendek kazanlar hep kendileri o hendeklerin altında kaldılar diyen Demirtaş, sonra sanki kendisi o cümleyi kurmamış gibi hendekler eşittir özgürlük, o da eşittir özellik tanımları yapıyor. Hatta yetmiyor, hendeklerin ardına gizlenen teröristlerin ellerinde hafif silahlar taşıdığını iddia ediyor. Peki hafif silah ne demek? Gerçekten de o hendeklerde ve o barikatların ardında ele geçen silahlar hafif mi? Zararsız mı? Aslında silahın zararsız olmaz, her şey tetiğe basana kadardır. Zaten ismi de bu yüzden silahtır. Bunlar son bir ay içinde gerek Sur'da, gerek Cizre'de, gerek Nusaybin'de ve gerekse de PKK'nın sözde gençlik örgütü YDGH barikatlarında ele geçen silahlar. Örneğin bu kare. Tüpler bir operasyon sonrasında bulundu ve elbette hiçbiri yemek pişirmek için değildi. Hepsi bombaydı, yani ağır silahtı. Bu da bir başka PKK silahı. İsmi RPG, yani roket atar. Bunlar da yine roket atarlar. Etkili ve ağır silahlar. İşte o roket atarlar en son Sur'da bir sivilin canını aldı. Melek Apaydın evinde kahvaltı sofrasındaydı. Teröristlerin ateşlediği roket atar onu çocuklarının gözü önünde hayattan kopardı. HDP ve benzeri cephe bugün her ne kadar Apaydın'ın tank ateşi sonucu hayatını kaybettiğini söylese de gerçek çırılçıplak ortada duruyor. Apaydın ailesinin PKK'ya beddualar sıralayan cümleleri katilin gerçekte kim olduğunu açıkça gösteriyor. Nane PKK'ya gele. Gerek böyle yüreğe hakkı yıkmaz. Neden? Neden benim konuşayım? Bizde dini var. Ne kitabı var. Bizde ne istiyorsa Allah bir Kur'an iki bayrak uç. Ne istiyorsun bizde? Neyse Allah'tan bulsun. Utanın. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Hiç korku yok mu sizde? Hiç merhamet yok mu? Peygamber şefaati yok mu? Böyle ciğerimizi yakan adam Allah'tan bulsun. Allah'tan bulsun. Devlete, millete ihanet yapan Allah'tan bulsun. Yeter, yeter, yeter. Teröristlerin ardına gizlendiği o hendeklerden çıkan silahlarla ilgili bir ince ayrıntı daha var. Bu kareye dikkat. Yine bir PKK barikatında ele geçti silahlar. Üzerlerinde şarjör yok. Çünkü özelliği bu. Silah tek mermi atıyor. Çünkü o keskin nişancı tüfeği. Yani pek de hafif silah sayılmaz. Ve bir başka kare daha. Terörle mücadele ekiplerinin yine bir hendekte bulduğu bu silahlar yeni nesil Kalaşnikov. Kalaşnikov Rus malı, dünyanın da en çok satan silahı. Neredeyse tüm terör örgütlerinin tek tercihi, tabii PKK'nın da. Bu karede dikkat çeken ayrıntı, o silahların amiyane tabirle gıcır gıcır olması. Üzerlerinde ne kir var, ne pas, ne de çamur kalıntısı. Yani belli ki silahlar fabrikada üretilmiş ve üretilir üretilmez de PKK'ya ulaşmış. Ama silahı kim, neden, hangi amaçla terör örgütüne teslim etti sorusu bugüne dek olduğu gibi yine yanıtsız. Bugün Güneydoğu'nun pek çok ilçesinde hendekler var ve o hendekler yaşı en çok 16 olan çocuklarla dolu. PKK işte o çocukları ölüme terk ediyor. Çocuklar ölürken örgütün baronları 65 yaşındaki Mustafa Karasu, 61 yaşındaki Murat Karayalan ve Duran Kalkan ve 60 yaşındaki Cemil Bayık gibi ihtiyarlar Kandil'de keyif yapıyor. Halk katledilirken onlar sadece emir veriyor, ölün diyor. Çünkü örgüt adı üzerinde kanla besleniyor.
ve örgüt kanla beslenirken, üstelik bunu taraflı ya da tarafsız her göz görürken, bugün Büyük Millet Meclisi'nde temsil hakkı kazanmış HDP, olan bitene gözünü kapatıyor. PKK'nın ölüm hendeklerine o partide sahip çıkıyor ve Demirtaş'ın cümleleri sahip çıkma eylemini açıkça ortaya koyuyor. Yani barikattaki insanların elinde hafif silahlar, küçük silahlar var. Bunları görüyoruz.